Diyarbakır'dan 2000 yıllık St. George Kilisesi'nden iyi günler sevgili seyirciler. Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da biraz havayı, biraz durumu koklamak, ondan öte bütün bu olan biteni de uzun yıllardır Diyarbakır Milletvekilliği yapmış eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, İstanbul Milletvekili ama Diyarbakırlı Mehdi Eker'le beraber St. George Kilisesi'nde biraz Diyarbakır'ın havasını teneffüs edeceğiz. Hiç şüphesiz bu havanın 16 Nisan'la direkt ilgisi, alakası var. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederiz ev sahipliği için. Ben teşekkür ediyorum. Siz hoş geldiniz. Sağ olun. Girişte sohbet ediyorduk. Bir ayrı bir program, şu referandumu bir atlatalım da ayrı bir Diyarbakır programı yapalım beraber. Değer. Sizden Diyarbakır'ı dinlemek keyifli. Diyarbakır değer. Çünkü çok gerçekte müstesna bir şehir. Çok müstesna bir şehir. Mimarisi, kültürü, sanatı, barışın dünyada, sosyal barışın korunabildiği ve binlerle ifade edilebilecek sayıda yıllarda barış içerisinde çok farklı unsurların bir arada barış içerisinde yaşadığı bir şehir. Bu son ne diyelim 40 yıla kadar böyle. Bu çok yani hüzün veriyor insana. O son 40 yılda bir bahsi diğer ama herhalde şöyle desek daha iyi. Bugün 40'lı yaşların üstünde diyelim olanlar için Diyarbakır'a Diyarbakır'ı gelip gezsem işte kabaca bir Ulu Camisi'ni, bir Hasan Paşa'sını, bir Sur içini gezip tozsa evet o dediğinizle ilgili ufak bir nüve belki zihnine katılacak. Son 40 yılın içerisinde son 2 yılda 3 yılda denenen çözüm süreci onun da sonucu malum. Ve bütün bu şeyin sonrasında, bütün bu havanın sonrasında şimdi 16 Nisan'a doğru gidiyoruz. Evet. Bu evet hayır meselesine gelmezden evvel Diyarbakır'da 1 Kasım'da da geldiniz, 7 Haziran'da da geldiniz, şimdi bir kere daha geldiniz. Yani hep gelip gidiyorsunuz da bu seçim atmosferlerinde az önce arkadaşlarınıza da onu soruyordum. Mesela bir esnafa girip çıkarken, bir esnaf gezisi yaparken 7 Haziran'la veya 1 Kasım'la arasında bir fark var mı? Sokaktan bir farkla başlayalım önce. Çözüm süreci bittikten sonra ne olmuş? HDP ile ilgili yapılan operasyonlar, işte kayyum atamaları filan. Bütün bunlardan sonra Diyarbakır'da politik hava nasıl? Şöyle, vatandaşta tabii belirgin bir rahatlama var. Bu rahatlama PKK ile etkin mücadele sonucunda oluşan bir rahatlık. Çünkü bunu üzülerek ifade etmemiz gerekir. Bir hakikat, gerçek. Belediyeler PKK terör örgütünün çok etkin olduğu ve onun üzerinden yani onun araçsallaştırıldığı aslında bir alandı. Bu halkın iradesi üzerinde ipotek koymaya varıncaya kadar çok ciddi komplikasyonlar üretiyordu. Türkçesi şu, özellikle belediyeler üzerinden insanların belirli bir politik görüşü benimseme veya kesinlikle ama kesinlikle başka bir politik tutum takınmama konusunda insanların tehdit ve baskı gördüğü bir alandı. Bu kayyum atamaları özellikle barikat ve çukur kazma hendek meselesiyle birlikte bunlar vatandaşta ciddi sorgulamalara yol açtı. Çünkü vatandaş oraya kadar ki kısmında da hala bir şekilde o propagandanın yani atmosferin baskısı altında idi. Hendek bir kırılma noktası mı? Hendek kırılma noktası. Ondan sonra ne değişti? Ondan sonra vatandaşta şu vatandaş bir kere kimin aslında kendini düşündüğünü, kimin düşünmediğini ve kimin kendisine zarar verdiğini, kimin kendisini kullandığını, kimin yani kendisinin aslında terör örgütünün yani umurunda olmadığını, kendisini sadece bir araç olarak terör örgütünün gördüğünü ve onun uzantılarını
bunu iliklerine kadar hissetti. Yani kalkan olarak kullanıldığında, esnaf işte dükkanı şey yapıldığında, tahrip edildiğinde veya sivil evler tahrip edildiğinde bunu anladı. Esas birinci kırılma şurada oldu. Yani 7 Haziran seçimlerine kadar da bu bir şekilde insanlar hani umutla hala buradan siyaseten bir umut besliyorlardı. 7 Haziran'da verilen oyların altındaki hadise şuydu. HDP sözcüleri şunu söylediler. Dediler ki AK Parti PKK'ya silahı bıraktıramaz. Bıraktıramaz. Hükümet bu işe şey yapamaz. Ama biz yaparız. Ama biz yaparız. Bunu da o ünsiyetten ve bağdan ve aralarındaki ilişkiden hani ona dayanarak söylüyorlardı. Bu aslında toplum üzerinde, kitle üzerinde bir etki yarattı. Ve insanlar bunu inandılar. Ha evet, biz eğer HDP'yi siyaseten güçlendirirsek, çok oy verirsek, meclise gönderirsek, bunlar da PKK'ya silahı bıraktırır ve o çözüm süreci aslında barışla nihayete erer, iş biter. Fakat iyi niyetli bir yaklaşım bu aslında. Tabii. Vatandaş açısından tabii. Doğru. Ama hemen arkasından 7 Haziran'da 80 milletvekili verildikten sonra yani çok yüksek bir oy oranı ve yüksek bir temsil imkanı verildikten sonra arkasından HDP sözcülerinin çıkıp da yani Kandil'e dönüp de ey Kandil bizim arkamızda halk var. Dolayısıyla bize destek verdiler. Biz konuşacağız artık mecliste meşru ve demokratik yöntemlerle, usullerle. Dolayısıyla terörü reddediyoruz, teröre karşıyız. Biz sizi artık silahlarınızla, sizi burada istemiyoruz, görmek istemiyoruz diyecekleri yerde tam tersine halka döndüler ve ey halk, yani biz aslında sırtımızı şu örgütlere yasladık dediler. Bu yani... Bunu dediler de yani. Dediler tabii ki. Bunu tabii tabii. Tabii. Şimdi bu vatandaşta bir şey yarattı. Bir ciddi hayal kırıklığı yarattı. Yani o güne kadar o işi bilmeyen, sizin demin söylediğiniz gibi ya iyi niyetle meseleye yaklaşanlar da çok ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. 1 Kasım'a giderken ki tavır ve tutum değişikliğinin sebeplerinden bir tanesi buydu. Yani vatandaş kendisini bu arada kandırıldığını hissetti. 2, 1 Kasım'dan sonraki süreçte bu defa 1 Kasım'dan sonraki süreçte bu defa bu barikat, çukur, hendek ve şehir şeyleri, işgal teşebbüsleri bu iyice artık şeyi taşırdı. Yani sureti katiyede bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayrına olmayan, onları hiçbir şekilde dikkate almayan, onların huzurunu da barışını da gerçekte bozan bir eylem biçimi. Vatandaş dedi ki bunların bizimle bir alakası yok. Buraya kadar tamam. Şimdi bu. Şu andaki yani gerek HDP milletvekillerinin işte dokunulmazlıkları kalkanların gözaltına tutuklanmalarına yol açan gelişmelerde, gerek belediyelere kayyum atanmasında vatandaşın aslında vatandaş buradaki bu meseleye yaklaşımını kendi sessizliğiyle bunu gösterdi. Yani ha, tamam bunlar zaten bunu hak etmişler ve birilerinin bizi bunlardan kurtarması lazım. Diğer türlü gözaltılarda, tutuklanmalarda sokakların daha hareketlenmiş olması lazım. Eğer bunu mu anlıyor? Çok basit tabii, çok basit. 2000 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. 99'dan sonra biliyorsunuz o zamanki partinin adı DEHAB'tı galiba. Evet. O belediye başkanı gözaltına alındı. Sokakta gözaltına alındı. Feridun Çelik Bey.
Feridun Çelik belediye başkanı olarak gözaltına alındığında spontane olarak binlerce insan belediyenin önüne gitti. Halk sahip çıktı verdiği oya. Ama burada öyle bir şey yok. Olmamasının sebebi şu. İki şey. Demin söylediğim sebepler. İki, belediyenin ve HDP'li yöneticilerin, o siyasi parti olarak doğrudan kendini PKK'nın bir türevi gibi, siyasi bir türevi gibi görmesi, vatandaşın bunu bu şekilde algılaması ve örgütün belediyeleri doğrudan araçsallaştırıp, yani ihalelerden, alımlardan, satımlardan, işte ruhsatlardan vesaireden her şeyden tutun bütün bunları bunun aracısı haline getirip örgüte resmen işte kaynak aktaran bir kuruma dönüşmesi. Bunu böyle olunca vatandaş, esnaf da, tüccar da, şirket sahibi de, iş kadını da, iş sahibi de, iş adamı da, herkes ama herkes bundan bir şekilde etkilendi ve olumsuz etkilendi. Çünkü cezalar kesiliyor, haraçlar alınıyor, adaletsizlikler yapılıyor. Şehrin, belediyenin imkanları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi oldukça önemli, zengin bir yer aslında burası. Onlar vatandaş üzerinde ciddi etki yaptı. Bugün bunun vatandaşta hala bunlarla bu mücadelenin umudu var, bunun yarattığı bir umut var, bir rahatlama var, bir rahatlık var ve kuşkusuz bu minvalde bir de devletten bu terörle mücadelede kararlılığını sürdürmesi, istikrarlı bir şekilde buna karşı durması ve asla bir daha terör örgütünün aktive olmaması beklentisi var. Vatandaş bunu istiyor. Eğer şu anda sessizse ve henüz çok yüksek sesini çıkarmıyorsa, hala içinde böyle hani acaba hani geçmişte de zaman zaman oldu, devlet bir takım adımlar attı, sonra geri adım attı, acaba tekrar böyle bir şey olur mu endişesi taşıyanlar da var. Biz de vatandaşlar, bir daha çözüm süreci olmasın diyenler diyebilir miyiz? Başlamasın diyenler çözüm diyebilir miyiz? Şimdi aslında kastedilen oradaki çözüm süreci o değil. Çözüm süreci, mesele şu. Türkiye'nin meselelerinin çözülmesi vatandaş tarafından arzu ediliyor ve bekleniyor. Huzur, barışın tesis edilmesi vatandaşın arzusu. Niye? Çünkü huzur ve barış ortamı olduğunda yatırım çok gelir. Yatırım geldiğinde istihdam artar. İstihdam geldiğinde arttığında da işsizlik ortadan kalkar. Şimdi vatandaş bunu bekliyor, bunu istiyor ama bunu sabote edenin, bu atmosferi zehirleyenin ve provoke edenin de terör örgütü olduğunu da artık vatandaş biliyor. Şimdi burada ikisi birbirinin bir manada alternatifi gibi değil. Terörle mutlak surette etkin mücadelenin devam etmesi lazım, sürdürülmesi lazım. Asla burada adım atılmaması, geri adım atılmaması vatandaşın beklentisidir bu. Vatandaş bir daha böyle bir hayal kırıklığı yaşamaya vatandaşımızın tahammülü yok. Bu kat'i, kesin. Ama bunun yanında devletin zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin meselelerini çözmesi, sosyal meseleler, siyasi meseleler, kültürel meseleler, yani Türkiye'nin ileriye gitmesi nedir bu? İki cümleyle, iki kelimeyle, demokratikleşme ve sivilleşme, demokratik standartların arttırılması, geliştirilmesi ve Türkiye'nin sivil bir anlayışla yönetilmesi, bunun bütün kurumlarına sirayet etmesi, bunun kurumsallaşması. Bu önemli. Vatandaşın arzusu bu. Peki. Çözümden kastımız budur. Tamam. Yani. Bu atmosferde referandumun havası nasıl Diyarbakır'da? Referandumun havası şu. Bir kere önceki seçimlere nispetle, yani 1 Kasım dahil olmak üzere, önceki seçimlerin hepsine nispetle hava çok çok daha olumlu. 1 Kasım dahil. Çünkü olumlu örgüt, vatandaş kendini iyi hissediyor anlamında mı? Evet verecek tabii anlamında mı? Evet de evet verme anlamında söylüyorum. Çünkü bizim hani sokakta gezdiğimizde gerek ilçelerde, ben aşağı yukarı bütün ilçeleri gezdim. Son bir haftadır buradayım. Daha önceden de önceki haftalarda da geldim. İlçeleri de gezdim. Şehir merkezinde de işte biraz önce mesela Sur ilçesinde, yani içinde bulunduğumuz ilçe ki bu saldırıya uğrayan, tahrip olan, PKK tarafından tahrip edilen, yıkılan bir yer.
muhtarlarla beraberdim ve o insanlar tabii birçoğu evini, barkını kaybetmiş, işini işte bir şekilde işi zarara uğramış insanlar. Bunlar hani henüz işte evi ortaya çıkmamış, henüz işte yeni bina inşa edilmemiş, bütün bunlara rağmen vatandaşın bu manada beklentisi yüksek, hükümetten, devletten ve siyasetten tavrı, tutumu da olumlu. Çünkü reform gerekiyor Türkiye'de, reformlar gerekiyor. Sistem değişikliği bir reformdur. Biz sistem değiştirmek istiyoruz Türkiye'de. Anayasayı, darbe anayasasını değiştirmek istiyoruz. Bu darbe anayasasından Türkiye'de en çok bu bölgenin insanları olumsuz etkilendi ve zarar gördü. Hasreten evet geçerse, hasreten bölgeye ne vaat ediyorsunuz? Yani bölgeye nasıl dokunacak? Çünkü teknik ve daha çok... Yok, hiç onları söylemiyorum. Bakın, bu mesele ki... Çok özür dilerim. Diyarbakırlı. Çok, çok özür dilerim. Niye evet desin? Diyarbakır şunun için evet desin. Türkiye'nin işleri daha kolay, daha istikrarlı yönetildiği zaman, daha kolay Türkiye yönetildiği zaman, istikrar içerisinde, çift başlıktan devlet kurtulduğu zaman, bürokrasiyle daha etkin mücadele edildiği zaman, bürokratik vesayet ortadan kalktığı zaman, Diyarbakır meselelerini daha rahat çözer. Diyarbakır'ın en büyük meselesi şu anda, bir, terör sebebiyle gördüğü görünür ve görünmez baskı ve bu baskının yarattığı güvensizlik ortamı, bunun meydana getirdiği refahtan pay alamama, ekonomik büyümeden yeteri kadar nasip alamama sorunudur. Bu da işsizlik demektir. Şimdi bu sistem değişikliği, bu reform, yani 18 maddelik anayasa değişikliği paketinin Diyarbakır'a getireceği aslında bu. Diyarbakır'a istihdam, yatırım imkanı, daha fazla gelir. Neden? Eğer Türkiye istikrar içerisinde bürokratik vesayetin tehdidini aşarak, onu bertaraf ederek ve sistem değişikliğinin imkanlarıyla ekonomik büyümeyi daha yüksek adımlarla, daha büyük hamlelerle, daha iyi bir sıçramayla gerçekleştirmesi mümkün. Diyarbakır'a bu getir. Diyarbakır'daki iş size ne faydası olacak? Biraz efendim? Daha spesifikleştirelim. Evet geçerse Diyarbakır'daki iş size ne faydası olacak? Evet. İşsiz daha rahat iş bulur. O kadar. Daha rahat iş bulur. Çünkü daha çok yatırım gelir. Daha çok yatırım gelir. Yatırım gelmemesinin sebebi, tersinden söyleyeyim, yatırım gelmemesinin sebebi nedir? Güvensizlik ortamıdır. Bu bürokratik vesayet zaman zaman, yani bürokratik uygulamalar ve bürokratik vesayet rahat karar almanın, seri karar almanın önündeki engeldir. Alınan kararların hayata geçirilmesinin önündeki engeldir. Ben bunu kendi tecrübemden de biliyorum. Ben 10 seneyi aşkın bakanlar kolunda kaldım. Yani karar alınıyor, üretiliyor. Bazen Sayın Başbakan talimat veriyor. Ama ona rağmen bir sürü mekanizma. Şimdi onların hepsi aslında o işte bürokratik vesayet içerisinde tarif ettiğimiz şey o. Böyle öyle bir şey. Bu ya yatırım 6 ayda değil de 1 ayda gelecek. Bir ayda uygulanacak gelecek. Evet. Bu son derece önemli. Dolayısıyla Diyarbakır işin mesela en büyük faydası bu. İki, daha önemli. Yani terörle etkin mücadele, işte son 1-1,5 yılda özellikle, çok hani ciddi bir kararlılıkla oluyor. Hele şeyden sonra, yani 15 Temmuz itibariyle bu çok daha etkili. Neden? Çünkü birçok gizli odak deşifre oldu. Mesela FETÖ ile PKK arasındaki bağlar, ilişkiler, bunlar aslında deşifre oldu. Yani Hakkari'de görev yapan eğer 6-7 tane üst düzey subay, yüksek rütbeli subay, bundan dolayı hapse atılıyorsa bunu bir oturup düşünmek lazım. Diyarbakırlı zaten PKK ile başı beladaydı, uğraşıyor. EDP üzerinden angajmanlar filan. FETÖ'nün farkında mıydı? Yanlış bir soru biçimi olabilir.
FETÖ'yü hissetti mi? FETÖ PKK sözünü ettiğiniz işbirliğini hissetti mi? Gördü mü? Yaşadı mı? Diyarbakır bunu hissetti. Şöyle, tam olarak FETÖ üzerinden belki doğrudan spesifik olarak tanımlayamıyordu. Ama hissediyordu. Nereden hissediyordu? Kaçak operasyonlarını. Çok bariz, çok belirgin. Benim mesela orada o KCK operasyonlarında gözaltına alınanlarla daha sonraları bazı sorularım oldu onlardan bazılarıyla. Mesela şöyle söylüyor. Bizi diyor işte Diyarbakır'a diyelim 150 kilometre mesafeden bir yerden almış getirmişler bir belediye başkanı. Biz diyor Diyarbakır'a gelinceye kadar güle oynaya polislerle birlikte geldik. Ne kimse bana kelepçe taktı diyor. Ne herhangi bir kötü muamele gördüm. Sorgular, morgular, işte her şey oldu. Birden diyor, sabahın şeyinde bizi diyor, hepimizi diyor avluya topladılar, ellerimize kelepçe taktılar. Yanımıza meşhur bir adam, meşhur kelepçe. Fotoğraf. Meşhur fotoğraf. Birisi fotoğrafı tık çekti ve sonra servis edildi. Ve o bulunamadı. Hesap sorulamadı onu. Kimdi? Niye yaptı? Şimdi birçok yani o KCK şeyinde doğru yanlış her şey bir çuvala doldurulup burada hükümetle vatandaş arasında devletle vatandaş arasında birileri bu bağları bozmaya, atmosferi zehirlemeye çalışıyor ve bu FETÖ. Şimdi insanlar bir kısmı bunu biliyor. Fakat belki hepsini tam olarak FETÖ diyemiyor işte. Ne bileyim ona işte derin devletin bilmem nesi diye bunu isimlendirenler oluyor. Başka bir şey ama bu FETÖ'dü. Ama Diyarbakır'da bir gerçekte yüksek bir politik bilinç var. Bu her zaman yüksek sesle söylenmez. Bu sebebi şu, çok acı yaşamış. Çok acı çekmiş. Her dönemde. Yakın tarihe kadar. Ve her seferinde vatandaş eziyet görmüş. AK Parti ile birlikte bu ortadan kalktı. Yani artık insanlar devletten de, hükümetten de artık korkmuyor. Terör örgütünden korkuyor. Şu var mı? Yani AK Parti iktidarından önce de evet. Merhum Özal'dan beridir. Bölge halkına teşviği, ümidi meşhur klişeyi kullanayım, terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek klişeleri, sonrasında iktidarınızın başka bir perspektifle kişisel kanaatim iyi ki de denendi, ne kadar olup olmayacağı hep beraber görmüş olduk, çözüm sürecinden kastediyorum. Şimdi orada PKK'nın bu süreci sabote etmesi, tekrar şimdi vatandaşa terörle mücadelede dik durun, işte cazibe merkezleri yaratma, evet derseniz burası daha çok... ümit var mı? Yani gerçi ümitten başka da bir seçeneğimiz yok. Hiçbirimizin yok. Diyarbakır'ın da yok. Türkiye'nin de yok ama ümitleri var mı hala? Taze mi? Bunu merak ettiğim için sormak istedim özellikle. Ümit çünkü 40 yıldır terörle mücadele eden bir bölge. Dakika, terör, yani bak, bütün aslında sorunun kaynağı terör örgütüdür. Evet. Yani eskiden AK Parti'den önce Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımız devlet nezdinde tanınmıyordu. Varlıkları yoktu, kabul edilmiyordu. İtibarları yok. Kabul edilmiyordu varlıkları. Reddediliyorlardı, inkar ediliyorlardı. Ve dilleri ve kültürleri kamusal alandan olabildiğince uzaklaştırılıyordu. İnsanlar dillerini konuşamıyordu. İşte cezaevlerinde çocuklar anneleriyle bile, kendi anneleriyle konuşamıyordu. Ben öyle insanlar biliyorum. Mesela çocuğuyla Kürtçe konuşacak. Ve iyi, yani Kürtçe bilemediği için tamam çocuğunu ziyarete gitmiyor. Bir anne düşünün, bir baba düşünün. Ben öyle insanlar tanıyorum, tanıdım yani. Yıllarca, 5 sene, 6 sene çocuğunu ziyarete gitmedi. Görmedi, konuşmadı. Şimdi bu vardı, gerçekti bu. Sokakta da kızık sesle konuşuluyordu. Eyvallah, şey yani o kadar şey değil. Ayrı, şimdi fakat AK Parti ve bunu sürekli tabii terör örgütü bunun üzerinden büyüyordu. Bunu istismar ediyordu. AK Parti kendi felsefesi de medeniyet tasavvuru da, siyasi programda,
parti programı da, varlık nedeni de aslında Türkiye'de barışı sağlamaktı. Yani üç alanda temerküz eden, üç alanda biriken sorun alanları vardı. Özgürlükler alanında, din, inanç hürriyeti vesaire, fikir hürriyeti, ekonomi alanında, bir de Kürt meselesi alanında. Yani bu üç mesele vardı AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de. Ve bu üç meselenin üçü de aslında sistem kaynaklıydı. Sistemden kaynaklanıyor. Halkıyla alakalı bir şey değil. Halkın ürettiği şeyler değildi bunlar. Türkiye'nin sistemini ürettiği alanlar, problemlerdi. Şimdi AK Parti bu üç meseleyi de çözmek için çok ciddi adımlar attı. Reformlar yaptı. Mesela nedir en önemli şey? Şimdi bir etnik kimliğin, kültür en önemli unsuru dildir. Dilin önündeki yasağın kaldırılmasıdır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, Fakih Teyran'ın, Ahmet Ekhani'nin, Melai Cezir'in, Melah Hüseyin Bate'nin, bu dört tane klasik Kürt edebiyatının, bunların bir kısmı mutasavvuftur, bir kısmı alimdir, şairdir, ediptir. Bunların eserlerini Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı orijinal haliyle ve Türkçesiyle birlikte bunları yayınladı. Yani devlet sahip çıktı. Yani benim için devlet diyor ki, benim için Fuzuli ile Baki ile onun çağdaşı olan Ahmet Ekhani ile farkı yok. Süleyman Çelebi'nin Türkçe Mevlidi ile 16. yüzyılda Bursa'da, Melah Hüseyin Hakkari'nin Bate köyünden Melah Hüseyin'in Bate'nin Kürtçe Mevlidi aynı tarihte. Fark yok. İkisi aynı diyor. İkisine basıyor. Şunu da verelim, yani fark olmadığını da iktidarını söyledi. Onu da. Tamam, işte onu diyorum. Evet. Devlet bizim dönemimizde, bizim iktidarımızda bunlar arasında, bunların ikisi de benim diyor. Şimdi TRT Kürdi'yi açtı. Fakat TRT Kürdi'ye en çok saldıran, boykot eden, hatta oraya çıkan sanatçıları ölümle tehdit edip ekmek kazanamaz, ekmek parası kazanamaz hale getiren PKK'dır. Niye? Çünkü istismar alanı ortadan kalktı diyor. Şimdi vatandaş bunu bir yandan gördü. Bir yandan görüyor. Şimdi bundan sonrası, yani o adımlar, reformlar atıldıkça, İlkokul Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarında artık Kürtçe dil bilgisi kitapları var. Yani bunlar insanlar öğrenebiliyor. En önemli unsur dildir. Bir sürü kurum, kuruluş, işte Anadolu Ajansı'nda işte Kürtçe haber servisi vesaire, birçok şey. Şimdi üniversitelerde bölümler vesaire. Şimdi bütün bunlar vatandaş tarafından algılandı. Doğru algılandı. Fakat vatandaşın, Kürtlerin artık aslında devletle bu manada bir sorunu çözülürken, ortadan kalkarken, yani Türkiye aslında bu meseleyi çözerken bir yandan, Kürtlerin PKK diye bir sorunu daha belirgin ve bariz hale gelmeye başladı. Ve şu anda hala bu sorun devam ediyor. Yani Kürtlerin en büyük sorunu PKK'dır. Kürtlerin en büyük sorunu PKK'dır. PKK Kürtler için sorun teşkil ediyor. Çünkü onları hak etmediği halde, aslında Kürtlerin örfüyle, geleneğiyle, adetiyle, inancıyla, değerleriyle bir bağı ve bağlantısı olmadığı halde, haksız bir şekilde Kürtleri temsil ediyormuş gibi bir algı oluşturuluyor. Bunu maalesef ulusal ve uluslararası medya, inatla böyle bir konumlama, böyle bir tanımlama yapıyor. Bunu sadece PKK terör örgütü üzerinden değil, PKK terör örgütünün siyasi türevleri üzerinden de bunu yapma eğilimi yüksek. Geçmişte de hep böyle oldu. Yani işte Kürt Partisi gibi görüyor. Halbuki en büyük Kürt Partisi AK Parti'dir. En büyük Kürt Partisi AK Parti'dir. Tekrar ediyorum. Temsil mahiyetinde. Yani Kürtlerin en fazla oy verdiği parti AK Parti'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin. Son beş rakam. Evet. Şimdi bunu biz şimdi giderek vatandaş bunu daha çok hissediyor. Giderek vatandaş bunu daha çok görüyor. Yani kendini aslında temsil edenin değerleriyle barışık olduğu,
kendi değerleriyle barışık olduğu partinin, siyasi partinin aslında AK Parti olduğunu giderek daha fazla bu bölgede görüyoruz. Bölgesel anketler var mı elinizde? Diyarbakır üzerinde yapılmış anketler ne diyor? Benim elimde yok. Yaptırıyor musunuz, yaptıracak mısınız Diyarbakır yani, özel? Bizim Ankara'da, ben bir haftadır yokum Ankara'da, hatta 10 gündür. Arkadaşlar yapıyorlar fakat en son benim bildiğim anket, yani 10 gün önceydi. Hem Doğu Anadolu'da hem Güneydoğu Anadolu'da evet oylarının bariz farklı yüksek olduğu yönünde. Onu söyleyebilirim. Eğer Hollanda, Almanya, Avrupa'nın tavrı olmasaydı AK Parti dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak 10 günün herhalde bir yarısı dışarıda olacaktı. Olmadı. Orada son durum ne? Yani böyle bir oradaki bölgeden... Akşam görüştüm. Gece geç saatlerde bana oradan bilgiler geldi. Yurtdışı SKM Başkanlığımız tarafından. İlk 3 günün, 4 günün, o işte pazartesi günü 20'sinde başladı oy kullanma. Aynı sürede 1 Kasım'la ve 7 Haziran'la olan seçimlerde baktığımızda oy kullanma oranlarında ciddi artış var. Sandığa gitme oranı. Sandığa gitme oranında çok ciddi bir artış var. Bu son derece de iyi. Biz öyle değerlendiriyoruz. Yani vatandaşlarımızın o konudaki gerçekte tavrı, tutumu saygıdeğer. Bazı CHP'lilerin bu Hollanda krizi AK Parti'ye yaradığı değerlendirmeleri o zaman gerçek. Belki Hollanda'yı da biz yaptırdık mı diyorlar. Onu diyen de var da onu demeyeyim dedim artık. Hollanda'da gizli evetçi diyen de var. Şimdi yani. Çılgın, evet. Yani artık şeyin bu çılgınlığın son perdesi. Yani şeyle ne derler? Realiteden kopma. Hollanda'nın... Realiteden kopma. Yani CHP'nin durumu maalesef o. Şeyden kopmuş. Realiteden kopmuş. Hollanda ile Almanya'nın Diyarbakır'a bir yansıması var mı? Sokakta gördüğünüz, ettiğiniz anlamda söylüyorum. Yani genel anlamda tabii ki Diyarbakırlı insanların da, Diyarbakırlı yurttaşlarımızın da. Ya bu Avrupa'ya ne olur Almanya, falan hayır, anlamında onların söylüyorum. Ne işi var? Yani bizi ne kadar çok seviyorlarmış. Bizi bizden daha bu sevginin çok... farkındalar mı? Sor belki. Böyle daha doğru olur. Bu sevginin farkındalar. Bizi ne kadar çok sevdiklerinin farkındalar. Bu yani gerçekten akıl almaz bir şey. Bu ben bunu ben buna Ebu Cehil inadı diyorum. Ebu Cehil inadı. Evet. Bilgisizlikten değil. Ebu Cehil cehaletin babası. Ama bizim bildiğimiz anlamda fiziki bilgi noksanlığından değildir bu. Bir inattandır. Burada da bir inat var. Yani Almanya'nın, Hollanda'nın veya yani sizin neyinize, neden Türkiye'nin işine, Türkiye'deki reform, anayasal reform, milletin Türkiye'deki vatandaşların karar vereceği bir iş, evet de hayır da bizimdir. Bizim vatandaşımızdır. Milletimiz ne karar verirse o. Biz elbette ki evet denmesini istiyoruz. Onun Türkiye işi doğru olacak ama yani karar verecek olan sana ne oluyor? Bild gazetesinin manşetini gördüm. Gördüm. Şaşırdınız mı? Şaşıracak bir şey değil. Bir Alman gazetesinin yarıya bölünüp, yarısının hani Türkiye'deki ulusalcıdan daha keskin bir ulusal dille, evet, Atatürk yaşasaydı hayır derdi, evet, manşeti de sahiden. Yani sadece Diyarbakırlı olmak durumunda değilsiniz. Yok yok. Yani Türkiye'nin herhangi bir yerde yaşıyor olmanız yeterli. Ya çok dehşet bir şey. İlginç bir manşet. Ben Hanover'de gittim. Beni kapıda havaalanında polis geldi. Yazılı şeyle, kağıtla, yeminli tercümanla havaalanında. Beni karşıladılar. Son ziyaretimde. Dediler ki siz burada işte AK Parti için siyasi propaganda yapmaya geldiniz. Aynen böyle. Dolayısıyla biz bunu şey yapmıyoruz, bunu kabul etmiyoruz. Ben de dedim ki bir kere ortada ben size bir soru sorayım. Siz İngilizce biliyor musunuz dedim. Biliyorum ve buna İngilizce anlatmaya başladım. Çünkü tercüman üzerinden aynı şeyi sağlayamayayım diye düşündüm, etkiyi.
Dedim ki ben yanlış bir ülkedeyim. Burası demokratik ve özgür bir ülke değil mi? Soru bu. O ben, banka reklamındaki klişe gibi. Demokratik ve özgür bir ülke ise burası, buranın Avrupa Birliği değerlerine bağlı olması gerekiyor. Kopenhag siyasi kriterleri şu, 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 şu. Ben kendi partim için oy istemeye gelmedim. Benim ülkemde bir referandum var. Anayasa değişikliği, halk oylaması var. Burada benim 1.440.000 seçmenim var. Bu insanlar oy kullanacak demokratik hakları. Ve bilgilenme de bu demokratik hakkın bir parçasıdır. Oy kullanacakları zaman hangi tercihe göre, hangi tercihte bulunacaklar? Bunu bilmeleri lazım. Öyle deyince dedi ki bana, bunu bilmeleri lazım. Ben de bu bilgiyi kendilerine vermeye geldim davet üzerine deyince, yok dedi, benim İngilizcem o kadar iyi değil dedi. Almanca yapalım dedi. Sonra bana mektup verdi, ben almadım. Dedim ki gönderin bizim konsolosluğumuza, onlar baksınlar, tercüme edip bana versinler. Ona göre gerekirse cevap veririm. 2 saat sonra lokantada yemek yerken aynı adamlar tercümanla belediye başkanı adına imzalanmış 4 sayfalık bir metni, bir mektubu bana getirdi. Benim şahsıma hitaben yazılmış. Ve en son şöyle söylüyor. Diyor ki, siz diyor eğer diyor burada diyor siyasi çalışma yaparsanız diyor, bunun diyor cezası diyor Alman yasalarına göre diyor 1 yıl hapis cezasıdır. Aynen böyle. Şimdi salonları falan iptal ettiler. Ertesi günü ben bir merkeze, İslam merkezine gidecektim, kültür merkezine. Oraya aramışlar, demişler ki yarın burayı ibadete kapatacağız. Haber verdiler, biz söyledik. Selam avukatlar, vermeniz yasak yani. Tabii, aynen böyle. Öyle deyince sonra demişler ki, siz demiş duygusal insanlarsınız, mektupta yazıyor bunlar. Gerçek yani. Elimde bunları ben mahkemeye vereceğim. Diyor Mehdi Eker'i diyor biz yasakladık, programını iptal ettik. O programda diyor eğer diyor diğer yerlerde program iptal edildiği için o diğer insanlar da duygusal olarak bundan etkilenir. Onlar da buraya gelirler. Buranın otoparkı 150 kişilik. İşte dolayısıyla çok sayıda araba gelir buraya. Biz de diyor güvenliğini sağlayamayız. O nedenle eğer Mehdi Eker buraya gelirse, aynen böyle buraya gelirse size 20.000 avro para cezası keseceğiz. Bunu DİTİB'in, yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, orada bir kültür, İslam Kültür Merkezi var. Onların başkanına yazmışlar. Ve içinde o mektupta benim ismimden bahsediliyor. Böyle bir garip bir şey. Yani bu şeyden kopmadır. Beni sokak sokak arıyorlardı. Bir gazete benim bilgisayar üzerinden navigasyon gibi benim içinde bulunduğum binayı işaretleyerek Mehdi Eker şu anda şu binada duruyor. Allah Allah. Bunu naklen yayınlıyorlardı. Bizim oradaki Anadolu Ajansı'nın ve TRT'nin muhabirleri getirdiler, lokantada bana gösterdiler. Hayretler içinde kaldım. Yani hedef gösteriyorlar. Tabii. Hedef gösteriyorlar. PKK'lar falan var. PKK'lar geliyor işte. 3 kişi, 4 kişi geliyor, bağırıyor, çağırıyor falan. Ondan sonra böyle bir şey. Bu şimdi şey, yani bu realiteden, gerçeklikten kopmadır aslında. Gerçeklikten kopma. Gerçeklikten koptuğunuz zaman dünyadan, nesnel dünyadan kendinize yabancılaşırsınız. Bu da psikolojik olarak iyi bir şey değil. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ve ekranlarımıza katıldığınız için. Diyarbakır'da önemli bir bölüm, önemli bir kısmı. Diyarbakır halkı, Diyarbakır insanı Sayın Mehdi Eker çok daha açıklayıcı bir şekilde anlattı. Yaşadıkları, ettikleri, terörle mücadele, çözüm süreci, HDP, belediyeler, kayyumlar, bütün bunlar bağlamında 16 Nisan için ne olacak, ne olmalı, ne olabilir sorularını ve sorumlu olduğu AK Parti dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak da programın sonlarına doğru biraz Almanya ve Hollanda'nın tavrı ve oradaki seçmenlerin durumunu sordum.
Ben sordum, Sayın Eker cevapladı. Değerlendirme kanaat, hasaten 16 Nisan'da değerlendirme kanaat. Sizlerin efendim. Bir başka özel röportajda yine huzurlarınızda olmayı dileriz. Bu akşam akılda kalan akşam, akılda kalanda da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Şükrü Karatepe'yi, Profesör Doktor Şükrü Karatepe'yi ağırlayacağız. Onunla da biraz Şükrü Karatepe profili, biraz da hiç şüphesiz 16 Nisan ne getirecek ne götürecek, onları konuşacağız. Akşam 20'de yine Habertürk ekranlarında huzurlarınız olmayı dileriz. Hoşçakalın efendim.